Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi siz değerli kanalın iki izleyicilerinizden olsun inşallah. Bir cumartesi akşamında daha sizlerle beraberiz. Ahlak ve irfan sofrasında sizlerle bu sofraya oturacağız. Bu sofradan inşallah nimetlenerek, rızıklanarak kalkanlardan olacağız. Malumunuz ilim sohbetleri, ilim meclisleri bizler için en güzel sofralar, en güzel nimetler. Elhamdülillah ki bizler bu akşamda bu nimete iştirak edenlerden olduk olacağız. Ben öncelikle sizlere konumu beyan etmek istiyorum. Çünkü sizler biliyorum ki bu sohbetlerden bir ders edasıyla ve bir öğrenci edasıyla notlar çıkartıyorsunuz. Gündelik hayatınızda uygulamak için, çevrenizi bilgilendirmek için. Ve çevrenizi bilgilendirmek için demişken lütfen eşleri, dostları arayalım. Bunu artık bir alışkanlık haline getirelim. Her canlı yayın öncesi kimlere ulaşabiliyorsak bu bir kârdır. Sizler için bir kârdır. Çünkü bu da güzel ameller ve salih ameller, sevaplar olduğuna eminim. Bugün konumuz nefis efendim. Nefsi eğitmenin yollarını, nefsi emmare nasıl yapabiliriz bunu görmüş olacağız. Herkes bu program içerisinde ve programın sonunda nefsini tatmış olacak. Yani yapmış olduğu amelleriyle, kişiliğiyle, karakteriyle, davranışıyla ben nefsimi nasıl eğitebiliyorum? Yoksa nefis mi benim eğitimcim olmuş? Ben mi nefsime rehber geliyorum? Ben mi nefsime galibim? Yoksa nefis mi bana galip gelmiş? Bunun tezkiyesini yapacağız, bunu tartmış olacağız. Stüdyo konuğum Mehdi Aksu hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk Rabia kardeşim. Hocam nefis konusuna geçmeden evvel sizlere soracaklarım var. Evvela ki malumunuz biz programlarımızda gündemi de analiz ediyoruz. Çünkü gündemi analiz etmek özellikle de ilahiyatçıların, din alimlerinin, toplum içerisinde olan din alimlerinin gözünden daha faydalı oluyor. Dolayısıyla soracağım ilk soru konumuz haricinde medya ile alakalı olacak. Medyada bir tekelcilik var mı? Bu tekelcilik düzeninde mi medya organları hizmet veriyorlar? Öncelikle bunu sizlere sormak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in ve huve hayrun nasirin ve mu'in. Öncelikle ekranları başlarında şu anda hali hazırda bizleri izlemekte olan aziz Allah Kur'an Resul Ali Resul sevdalılarını ve değerli izleyicilerimizi Yüce Rabbimin sonsuz selamı ile selamlar cümlesine Rabbimden esenlik, sağlık, sıhhat niyaz eder. Amin. Medyada tekelcilik var mı sorusunda aslında yaşadığımız insanlar tarafından yozlaştırılan çağımızda zaman yozlaşmaz. Zamanı yozlaştıran insandır. İnsanı da yozlaştıran bugünkü konumuz nefstir. Bu yozlaşma neticesinde tekelciliği sadece medyada değil yaşantımızın büyük bir bölümünde görmemiz mümkündür. Hayatın büyük bölümünde, evrelerinde tekelciliği görmek mümkündür. Sinemada tekelciliği görebilirsiniz. Sporda tekelciliği görebilirsiniz. Kültür aktivitelerinde tekelciliği görmek mümkündür. Evet. Sosyal etkinliklerde tekelciliği görmek mümkündür. Hatta ve hatta hiç olmaması gereken insanın imanını törpüleyen, imanın özünü değil, kişinin, insanın imanını törpüleyen İnanç kavramlarında dahi, inanç kurumlarında bile dine ve ahirete yönelik kavramlarda bile tekelciliği görmek üzülerek arz ediyorum mümkündür. Evet. Görebiliyoruz. Mesela siz medyaya bakın, bir spor programına bakın.
Sporun hem kendisinde hem medyasında tekelcilik vardır. Orada bir yerlerin adamı iseniz, mezkur spor kanalına yakın görüşlere sahip iseniz, aynı görüşleri paylaşıyor iseniz ve orada adamınız var ise, sizin ehliyetli olup olmamanıza bakmazlar, liyakatli olup olmamanıza bakmazlar. Veya dinden örnek vereyim, dini kurumlardan örnek vereyim, din adına yapılan programlardan, seminerlerden, konferanslardan örnek vereyim. Siz programı tertipleyenlerin görüşlerine yakın iseniz, onların görüşlerini benimsiyor iseniz, onların renginde gözüküyor iseniz, siz onlar için vazgeçilmez olursunuz. Hatta yer yer sizin yanlışınız bile onlar tarafından doğru kabul görür, doğru kabul edilir yer yer. Ama siz kendi alanınızda maharetleriniz olsun, kendi alanınızda başarınız olsun, kendi alanınızda takipçileriniz çok olsun, kendi alanınızda sizi takip edenler, izleyenler çok olsun ve kendi alanınızda o alanın da hakkını birçoklarına rağmen iyi verenlerden birisi olun, ama siz birilerinin renginde olmaz iseniz, birilerinin yanında gözükmez iseniz, halkın içinde amiyana bir tabir var, ağzınızla kuş da tutsanız yaramaz. Onların medyasında size yer yoktur. Evet. Allah'ı anlatıyor, sen de Allah'ı anlatıyorsun. Hı hı. Ama kamuoyu diyor ki ya, A şahsı B şahsından Allah'ı daha güzel anlatıyor. Peygamber'i anlatıyor. Kamuoyu biliyorsun ki kamuoyu zaten bu konularda kamuoyu mizandır. Bu konularda. Hı hı. Kamuoyu diyor ki A şahsı B şahsından daha güzel Allah'ı anlatıyor. B şahsı anlattığı zaman ben dinlemiyorum bile, ama A şahsı anlattığı zaman ekrana kilitleniyorum. Evet. Efendim nübüvveti anlatıyor. A şahsı B şahsından güzel. Hı hı. Ahlak anlatıyor, A şahsı B şahsından güzel. Örnek veriyorum bu konuları ve evet, evet. A şahsı B şahsını örnek olarak arz ediyorum. B şahsı neden vazgeçilmez? Çünkü B şahsı mevcut medya kuruluşunun renginde. Oraya yakın biliniyor. Ve oradan birisi, o görüşte olan birisi, onların görüşünde olan birisi, onlara renginde olan birisi vazgeçilmezdir. Evet. Diğeri ise hayır. Bizim rengimizde olmadığından dolayı Allah'ı da güzel anlatsa, peygamberi, dini velhasıl ne kadar güzellikleri olur ise olsun bizim kabulümüz değildir. Bu nedir? Bu dinde tekelciliktir. Bu hizmette tekelciliktir. Hı hı. Aynı şey medyada var, siyasette var. Bakın, siz size muhalif olduğunuz herhangi bir siyasi partiye yakın olan bir TV kuruluşunda çıkıp o TV kuruluşunun, o televizyon kuruluşunun efendim kabul ettiği siyasi partiye o televizyonda muhalif olamazsınız. Zaten muhalif olacağınız bilinse sizi oraya davet etmezler. Siz çıkıp Orta Doğu'yu analiz edeceksiniz. Orta Doğu'yu analiz edeceksiniz. Orta Doğu'yu analiz ettiğiniz zaman birilerine dokunacak. Bunu medya kuruluşu birilerine dokunmasını kabul etmiyor ise ve sizin de birilerine dokunacak şeyler konuşacağınıza ihtimal veriyor ise, o medya kuruluşu sizi oraya çıkarmaz. Faraza sizin anlattıklarınızı %100 doğru kabul etseler bile sizi oraya çıkarmazlar. Neden? Çünkü sizin doğrularınız onlara göre önemli değil.
Sizin hizmetleriniz öylelerine göre önemli değil. Sizin onların renginde, onların yanında olup olmamanız onlar için önemlidir. Evet. Hizmet önemli değildir. Evet. Hizmet önemli değildir noktasından konuya baktığın zaman diyorsun ki böyle olduğu zaman da bu düşüncede olanlar, bu eylem içerisinde olanlar samimi değillerdir. İhlaslı değillerdir. Biz bu konuda spora bir şey diyemeyiz. Bu konuda siyasete bir şey diyemeyiz. Bu konuda efendim kültürel aktivitelere bir şey diyemeyiz. Ama bu olunca, konuda mesele din olunca ve dini programlar hı. olunca söylenecek çok şey var. Evet. Söylenecek çok şeyi iki kelimeyle özetleyeyim. Balık baştan kokmuşsa hı. nedir? Her tarafı kokmuştur demektir. Evet. Her tarafı kokmuştur demektir. Yani bir yerde din konusunda, din programında, din medyasında tekelcilik var ise, ehliyetli insanlar, becerikli insanlar, efendim kamuoyu tarafından izlenen ve istenen insanlar senin medyanda yoklar ise orada samimiyet yoktur, orada ihlas yoktur demektir. Evet. İhlas görüntüsü vererek kimse kimseyi de aldatmamalıdır. Peki dinli programlarla alakalı ben sizlere şunu sormak istiyorum. Malumunuz Türkiye'de yayın yapmakta olan ulusal ve yerel ölçekli televizyon kanallarına baktığımızda dini programları ya cumaları ya Ramazan aylarında veya belirli ehya gecelerinde işte Osmanlıca Türkçe tabiriyle kandil gecelerinde benzeri programlar yapmaktalar ve sinema filmleri ve televizyon programları icra etmekteler. Buradaki tek kaygı da reyting kaygısı evet. oldu belli burada. Ancak şu var ki popülerliği olan, tanınmışlığı olan, hitabetinden kaynaklı popülerliği olan ve sevilen birçok din alimi sırf reyting kaygısından dolayı hurafe dediğimiz, masal dediğimiz, hikaye dediğimiz veya menkıbeleri anlatarak aslında olması gereken dini farklı bir boyutlara taşıyorlar. Ya işte kütükleri ağlatıyorlar. Ya ne bileyim dağları konuşturuyorlar vesaire ama Resulullah'ın öz hayatından bahsetmiyorlar. Veya Resulullah'ın ailesini de örnek bir şahsiyet olarak anlatmıyorlar veya anlattırmıyorlar. Evet. Bununla da alakalı sizin yapmış olduğunuz ve diğer kanalımıza gelen ve benzeri kanallara gelen alimlerin yapmış olduğu da bir hizmet. Din hizmeti. Onların da yapmış olduğu sözde bir din hizmeti. Peki bunu biraz yorumlayalım bizlere. Yapılanlar doğru mudur? Halkın bunu nasıl analiz etmesi gerekir? Halkın tepkisi nasıl olmalıdır? Halk mı ayıklamalıdır bunları? Çünkü halktan bir tepki gelmezse bu şekilde devam edeceği benziyor. Bakınız Ragıp kardeşim, burada iki mesele var. Bir, bazı televizyonlar Ramazan ayları geldiği zaman veya Ramazan aylarının dışında dini programları yaparlar reyting kazanmak için. Hı hı. Bazı televizyonlar halkın dini öğrenmesini istemiyor. Evet. Halkın dinin gerçek hükümlerini, daha doğrusu özetle söyleyecek olursak, halkın indirilmiş dini bilmesini istemiyor. Evet. Diyor ki halka uydurulmuş bir din anlatılsın. Uydurulmuş dini kim anlatır? İşte şunlar 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 anlatırlar. Güzel yapıyorlar çünkü uydurulmuş dini güzel anlatıyorlar. Halkın da hoşuna geliyor uydurulmuş hikayeler. Evet. Halkın hoşuna geliyor. Bir sebebi bundandır. Yani uydurulmuş dinin anlatılmasını isteyenler indirilmiş dini anlatmak isteyenlere medyalarında yer vermezler. Yer vermezler. Bir kere yer verirler denemek için ikincisi gelmez. Bakın ikincisi gelmez. Çünkü tecrübe etmişim. Kendim bizzat tecrübe etmişim. Beni davet etmiştir. İsim vermek doğru değil. Davet etmiştir. Gitmişimdir. Reklam arası demiştir. Her dini programımızda hocam size müracaat edeceğiz. Her dini programımızda size müracaat edeceğiz. 12 yıldır bana müracaat edecek. Söz konusu ben değilim. Bu bir örnektir. Evet, yaşadığım bir örnektir. Böyle. Anlatabildim mi? Evet. Niye? Ha, baktı ki orada bizim anlattığımız hı-hı. indirilmiş dindir. Biz indirilmiş dini anlatıyoruz. Evet. Biz Cafer-i Sadık'ın dinini anlatıyoruz. Evet. Evet. Biz Hazreti Ali'nin dinini anlatıyoruz. Biz İmam-ı Zaman'ın dinini anlatıyoruz. Onların anlattığı dini anlatıyoruz. Evet. Onların peygamberden aldığı İslam'ı anlatıyoruz. Bu nedir?
efendim işine gelmedi. İşine gelmeyince söylediğinin nedir arkasında durmadı. İkinci bir durum nedir? İkinci bir durum bazen de indirilmiş din tarafın kaygısıdır. Yani diyor ki evet indirilmiş din anlatılsın. Ama indirilmiş din nereye kadar anlatılsın? Benden bir metre öncesine kadar anlatılmaz. Kim gelirse gelsin benden iyi anlatmasın. Benden iyi anlatanlara benim kuruluşumda yer yoktur. Benden aşağıda anlatanlar buyursun gelsin. Sayısın haddi hesabı olmaz benim yanımda. İsteyen istediği kadar gelip anlatsın. Peki hocam. Benden iyi anlatan gelmesin. Bakın iki durum söz konusu. Bir, uydurulmuş din. İki, nefs egosu, benden iyi anlatan, benden iyi hitabeti olan, benden iyi belagatı olan, benden iyi fesahatı olan, benden daha iyi izleyiciyi ekrana kilitleyen gelmesin. Evet. Benim aşağımda kim olursa istediğiniz kadar getirebilirsiniz. Bu da nefsten kaynaklanıyor. Peki, şunu ve bu da tekelciliktir. Tamam, şunu da sorayım sizlere. Neden siz ve sizin emsallerinizde olan alimler indirilmiş dini anlatıyor? Yani bu programa geldiğinizde niye yani yanmaz kefen satmıyorsunuz, bunu anlatmıyorsunuz veya işte bir terlik icat ettik, bunu giyen rüyada peygamberini görüyor veya kılı şerif, tüyü şerif, şimdi bir de şey çıkmış, sümükü şerif çıkmış. Bakın, televizyonda anlatıyor. Hocam yani televizyonda anlatıyor. Peygamber diyor, aksırdı diyor, sahabe diyor, alıyor. Bereket için diyor, eline yüzüne sürüyordu. Bu diyor çok büyük bir rahmetti. Sümükü şerif diyor bir de buna. Bakın işte o tür televizyonlar ve o tür televizyonların zihniyetinde olan medyalar, o tür anlatımların düşüncesinde olan, çünkü bunlar nedir? Neticede milletin bir kesiminin hoşuna geliyor, bir kesim bunu tepkiyle karşılıyor. Evet. Efendim anlatıyor televizyonda, Peygamber Efendimiz güya amcası Ebu Talib'in Müslüman olması için dua etmiş, duası kabul olmamış, Allah onun duasını kabul etmemiş. Ama birinci halife dua etmiş babasının Müslüman olması için, Allah onun duasını kabul etmiş. Birinci halife dönmüş peygambere demiş, gördün mü bak Allah benim babam hakkındaki duamı kabul etti, senin amcan hakkındaki duanı kabul etmedi. Böyle bir saçmalık. Şimdi bunu analiz edelim, bunu götürelim Kur'an-ı Kerim'e. Bakalım Kur'an-ı Kerim'de Allah Resulü'nün duasını kabul ediyor mu? Eyvallah, bakın bir kere Allah Resul Allah'dan kabul olunmayacak bir şeyi talep etmez. Bir, evet. O onun makamıyla çelişir aksi takdirde. İkincisi, Allah Resulü'nün, bakın, amcası Ebu Talib hakkında mümin ol, Müslüman ol diye dua etmesine ihtiyaç yok idi. Çünkü o Müslüman idi zaten. Evet. Şimdi indirilen dinin tarihini bilmeyenler, Emevvi'nin dinini bu halka anlatacaklar. Bakınız tarihe, ben bu konulara girmeyecektim, siz sordunuz girdim. Tarihe baktığımız zaman Me'mun döneminde Harun-ı Reşid'in oğlu Me'mun döneminde ki Abbasi halifelerinden biriydi Me'mun, Ahmed İbni Hanbel nefret edilen birisiydi. Hükümet Ahmed İbni Hanbel'den nefret ediyordu. Ahmed İbni Hanbel'i sıkıyordu. Ahmed İbni Hanbel'in çabalarını, çalışmalarını yavaşlatmak için önünü kesiyordu. Memunun döneminde. Nefret ediliyordu o hükümet döneminde. Ama Mutevekkil Abbasi'ye bakıyoruz. Mutevekkil Abbasi döneminde Ahmed İbni Hanbel hükümet tarafından çok sevilen bir şahsiyet. Çok sevilen bir ilim adamı. Şimdi düşünün Mutevekkil Abbasi'yi biz çok iyi biliyoruz. Mutevekkil Abbasi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ziyaretine gidilmesini yasaklayan, devlet genelgesiyle yasaklayan bir mel'un. Mutevekkil Abbasi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mezar-ı şerifini öküzlerle sürdürüp yok ettirmek isteyen bir mel'un. Mutevekkil Abbasi İmam Hüseyin'in Kerbela şehitlerinin mezarlarının kaybolması için oraya su veren, Fırat'ın suyunu o bölgeye doğru verip suyun altında mezarların kalması için çaba içerisine giren bir mel'un. Böyle bir mel'un Ahmed İbni Hanbel'i benimsiyor. Ahmed İbni Hanbel yazdığı kitaplarda İmam Hüseyin'den söz edebilir mi?
Elbette ki. Soruyorum size, söz edebilir mi Allah aşkına? Biraz analiz yapmak lazım. Şimdi o dönemde Ahmed İbni Hanbel Mutavekkil Abbasi zamanında İmam Hüseyin'den söz edemez. Çünkü hükümetin İmam Hüseyin'e bakış açısı ortada. Bakınız. Şimdi geliyoruz bugüne. Bugün öyle bir din anlatılıyor ki efendim peygamber amcasının Müslüman olması için dua etti ama Allah onun duasını kabul etmedi ya, böyle bir şeye gerek yoktu ki çünkü peygamberimizin amcası zaten Müslüman idi. Evet. Ki bunun inşallah bir gün bunu konu ederiz Hazreti Ebu Talib'in imanı. Geçiyoruz o tarafa, salya sülük meselesi. Evet. Hazreti Ebu Talib konusunda Ehl-i Sünnet'ten 3 kelime söyleyeyim, geçelim o salya sülük mevzusuna. Çünkü gerçekten milyonlarca Müslümanın kanına dokunuyor. Evet. Haşa Hazreti Ebu Talib'e Müslüman değil kafir demek, haşa, milyonlarca Müslümanın kanına dokunuyor. Ehl-i Sünnet kaynaklarında vardır ki Hazreti Ebu Talib vefat ettiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona gusül verdi, onu kefenledi, onu kabri koydu. Fakat o dönem içerisinde cenaze namazı yoktu, cenaze namazı kılınmamıştı diyor Ehl-i Sünnet kaynaklarında. Ve Hazreti Ebu Talib vefat edince hüzün yılı ilan edildi ve Resulullah çok üzüldü. Bakın Ragıp kardeşim, hiç uzağa gitmeye gerek yok. Müslümanın gayrimüslim ile evlenmesi ve evli kalması haramdır İslam'a göre. Haramdır. Evet. Hazreti Ali'nin annesi ilk 40 Müslümandan birisidir. Evet. İlk 40 Müslümanın içindedir. Hazreti Ali'nin annesi Esad kızı Fatıma. Ve Hazreti Ebu Talib ölene kadar Esad kızı Fatıma ile evli yaşadı. Evet, evet. Çok doğru. Çok doğru. Müslüman değilse nasıl bunlar ölene kadar evli yaşadılar? İki, bakın iki. Demin Ahmed İbni Hanbel'den örnek verdim. Hı hı. Ahmed İbni Hanbel İmam Hüseyin'den söz edebilir miydi dedim. Bakın tarih Emeviler tarafından yazılmıştır. Emeviler tarafından yazılan tarih, Emevi kalemleri, Emevi saraylarına yakın olan alimler tarafından yazılan tarihte Hazreti Ali aleyhisselama bir ayıp bulamadılar, bir kusur bulamadılar. Başladılar Hazreti Ali aleyhisselam hakkında efsane ve uydurma ve düzmece rivayetleri, evet, İslam adına, tarih adına yazdırmaya ve Hazreti Ali aleyhisselamın etrafındakiler de lekelemeye başladılar. Nedir onlardan birisi? İşte Hazreti Ebu Talib'in mümin olmadan dünyadan gitmesi, evet, bunlar Emevi düzmeceleridir. Hı hı. Hazreti İmam Zeynel Abidin aleyhisselam buyuruyor. Dedem Ebu Talib aleyhisselamın tek suçu, ki suç değil, dedem Aliyel Murteza'nın ona oğul olmasıdır. Bakın. Yani hayret etmemek elde değil. 21 sene İslam'a ve Kur'an'a ve peygambere karşı savaşan Ebu Sufyan nasıl olur da mümin olur? 21 sene Kur'an'a karşı savaşan Muaviye nasıl olur? Vahyin katibi olur. Ama hayatı boyunca Peygamber Efendimiz'i koruyan, Ehl-i Sünnet kaynaklarında rivayetlerde vardır, İsa ve Musa'ya iman getirildiği gibi biz de sana iman getirdik diye şiirleri olan Ebu Talib kafir olur. Nasıl? Evet. Bunlar Emevi uydurmalarıdır. Ve şu salya sülük meselelerini, yanmayan kefen terlik meselelerini de anlatan zihniyet, indirilen dinin ilmini, indirilen dinin realitelerini, gerçeklerini anlatmamaktadırlar. Uydurulan dini anlatmaktadırlar. Buhari'de yok mu diyorlar değil mi? Ya Buhari'de ben sana o kadar kaynak göstereyim ki Buhari'de o bu hafta Mustafa Kemal Ataşehir, Mustafa Kemal Mahallesi Ehl-i Beyt Canları Derneği'nde yarın bizim konumuz o. Hurafe fetvalar. Hayır, saçma fetvalar. Saçma fetvalar. Buhari'den bir örnek vereyim. Azrail geldi Hazreti Musa'nın canını almaya, Hazreti Musa Azrail'i dövdü. Evet. Böyle bir şey olabilir mi? Buhari'de buna benzer onlarca efsane, onlarca uydurma, Kur'an'a aykırı sözler var. Resul zamanında, Buhari'den olanı, Resul zamanında, izleyicilerden özür diliyorum, köpek geliyordu caminin içine işiyordu ve Peygamber Efendimiz o sidiği temizletmiyordu. Köpeğin sidiğini temizletmiyordu. Sen bunu götür bir gayrimüslime okut. Bu gayrimüslim demeyecek mi? Bu peygamber nasıl bir peygamberdi ya? Bir taraftan gören nezafetü minel iman, temizlik imandandır. Diğer taraftan camiye işeyen köpeğin sidiğini temizletmiyor.
Bir diğer uyduruk hadise de var ki nerede köpek görseniz öldürün. Eyvallah. Yani dolayısıyla yani Buhari'yi örnek gösterip de işte Buhari'de var sen inanmıyor musun? Hı. Kardeşim eğer Kur'an ile bir şey bağdaşmıyor ise Kur'an Peygamber Efendimiz buyuruyor ki onu duvarın gövdesine vur. Evet. O uydurmadır, düzmecedir. Evet. Biz de Ehl-i Beyt Mektebi'nde bu mektebin bütün alimleri birbirinden değerlidir. Allah kendilerinden razı olup Allah hizmetlerini kabul etsin. Her fırsatta biz diyoruz bizde tek sahih kitap bir tanedir, o da Kur'an-ı Kerim. Kur'an'ın dışında bizde %100 sahih kabul görülen bir kitap yoktur. Evet, usulü kafi diyoruz, mella yazdaruhul fakih diyoruz, istibsar, tahsip diyoruz. Bakın Şia'nın 4 hadis külliyatı ama Şia bunların tamamına sahih gözüyle bakmıyor diyor. Bunların da içerisinde sahih olmayan hadisler vardır. Evet. Biz de baştan sonuna kadar tek sahih olan kitap Kitabullah'tır vesselam. Buhari'nin ölümü de manidar ama oraya girmeyeceğim. Araştıranlar göreceklerdir niçin tekfir edildiğini vesaire. Nefis konusuna girmek istiyorum ama değerli dostlar şu andan itibaren zaten görüyorum ki WhatsApp'tan mesajlarınız gelmeye başlamış. Sorularınızı da bizlere iletebilirsiniz. İkinci bölümümüze geçtiğimizde telefon bağlantılarımız olacak. Telefonla yayına bağlanabilirsiniz. Şimdi nefis konusundayız. Nefesi idrak edeceğiz. Ancak öncelikle nefesin anlaşılabilmesi için şunu sormak istiyorum. Sizlere. Nefis nedir? Nefis nasıl bir varlıktır? Ve nefis insanın neresinde yaşar? Bismillahirrahmanirrahim. Şu medya çifte standartlılığı bizim yarım saatimizi aldı izleyicilerimiz. Evet. Kusura bakmasın ama güncel konuydu. Ama önemli, önemli bir konu. Evet. Ragıp kardeşim, insanın benliğinde, özünde, hakikatinde arz ettik ki iki tane boyut vardır. İki tane taraf, iki tane cihet, iki tane yön vardır. Hı hı. Maddi ve manevi yönler. Evet. Veya nefs ve akıl tarafı. Hı hı. Melekuti ve hayvani yönler taraf. Farklı farklı isimler verebiliriz. Maddi manevi, nefs, akıl, melekuti, hayvani, suudi, nuzuli, farklı farklı isimler vermek mümkün. Bu iki tane yön bizim içimizdedir, bizim özümüzdedir, bizim hakikatimizdedir, bizden ayrılmayan bir parçadır. Ve bunlar son nefese kadar, insanın ölümüne kadar birbirlerine karşı mücadele ederler, savaşırlar. Eğer melekut, akıl, maneviyat nefse, maddiyata, hayvani yöne galip gelir ise bu insan melekten üstün bir konuma, bir makama ulaşır. Hatta öyle bir makama ulaşır ki melekler ona hizmet etmek, onunla arkadaş olmak için Allah'tan izin isterler. Bakın Allah bizi nerelere bırakmış, bize hangi kapıları açmış, melek ile arkadaş olma ve melek tarafından hizmet edilme kapılarını, imkanlarını bize sunmuş. Ancak tam aksi olursa, nefs akla galip gelirse, maddi taraf manevi tarafa galip gelir ise bu insan hayvan, hatta ve hatta hayvandan aşağılık olur. Bu iki tane tarafın mücadelesine İslam büyük cihad ismini vermiştir. Büyük cihad. Bakınız bu cihadı yanlış algılayanlar, bu cihadı farklı farklı yorumlarda algılayanlar, daha doğrusu bu cihadı indirilen dine göre yorumlamayanlar, uydurulan dine göre yorumlayanlar, ellerine Kur'an alırlar, Kur'an ile çarşı pazar sokak dolaşırlar
ve la ilahe illallah diyenlerin kadınlarına, kızlarına, namuslarına halel getirirler. Dikkat ettiniz mi? Ellerinde Kur'an, bir ellerinde kılıç, bir ellerinde Kur'an, la ilahe illallah diyenin başını Allahu Ekber diyerek keserler. Bu cihadı uydurulan dine göre yorumlayanların tutumu böyle olur. Ama kişiye desen ki, ey bir elinde Kur'an olup diğer elinde kılıç olan, ey gündüz elinde Kur'an olup gece Müslümanın namusunu kirleten melun, o elindeki Kur'an'ın içerisinde Allah buyuruyor ki men katale nefsen bi gayre nefsin, kim bir insanı suçsuz yere öldürür ise cezasını belirtiyor. Konum mu değil, girmiyorum. Dolayısıyla bizim cihad-ı ekberi uydurulan dine göre değil de indirilen dine göre yorumlayıp ona göre yolumuzu ve yörüngemizi çizmemiz ve yolumuzda her geçen gün ilerlememiz gerekir. Evet. Bundan dolayı bakınız, biz düşmanı insan olarak doğuda, batıda, sağda, solda, dışarıda aramayalım. Evet, doğuda, batıda, sağda, solda, dışarıda her insanın düşmanı olabilir. Ama bu düşmanlar küçük düşmanlardır. Bizim en büyük düşmanımız kimdir? İnsanın en büyük düşmanı kimdir? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki اَعَدَا اَدُوُّكَ نَفْسَكَ اللَّتِ بَيْنَ جَنْبَيْكَ. İnsan, senin en büyük düşmanın, اَعَدَا اَدُوُّكَ, düşmanların düşmanı, bakın, düşmanların düşmanı, yani en büyük düşmanın iki sinen arasında, بَيْنَ جَنْبَيْكَ, iki omuzun arasında nefsindir. En büyük düşman senin kendinsin. En büyük düşman senin kendi nefsindir. Bakın, bizlerde garizeler vardır. İnsanda arzular vardır. İnsanda istekler vardır. Yemek bir istektir. İçmek bir istektir. Efendim, şehvet bir istektir. Bu her insanın doğasında vardır. Bakın, her insanın doğasında dinlenmek bir istektir. Rahatlamak bir istektir. Her insanın doğasında olan şeyler, yaratılma genlerinde olan hakikatlerdir. Ancak insan bu isteklerini, bu arzularını, bu garizelerini doğru yoldan doyuma ulaştırması gerekir. Sahih yoldan doyuma ulaştırması gerekir. Yanlış ve batıl yoldan doyuma ulaştırır ise o doyum sahibini hayvanileştirir. Hani anneler çocuklarına bir meme verirler ya, bizde ona ne derler? Yalancı emzik derler. Yalancı emzik. Çocuğun ağzına bir emzik bırakıyorsun, çocuk ağzını açıp kapatıyor, ağlıyordu biraz önce, onu ağzına bıraktığın zaman ağzını açıp kapatıyor, yani onu emmeye başlıyor. O yalan, çocuk öyle zannediyor ki o süt içiyor, oysa yalancı emziktir, onu doyuma ulaştırmıyor. İnsan yanlış yollardan doyuma ulaşmak isterse o doyduğunu zanneder, oysa kendisini zehirlemektedir. Şehvet, insan yanlış yollarla şehvetini söndürmek istiyor ise o söndürdüğünü zanneder, oysa kalbini zehirlemek, ruhunu zehirlemektedir. Mide
İlla ki gıdaya ihtiyacı vardır. İnsan doğru yoldan o isteğini efendim doyuma ulaştırmaz ise, o isteğine cevap vermez ise, yediği her bir lokma onun için nedir? Doyum vesilesi değildir, zehirlenme vesilesidir. Bizler garizelerimizi, isteklerimizi bu noktada nedir? Doğru ve sahih bir şekilde doyuma ulaştırmamız gerekir. Doyuma ulaştırmadığımız takdirde Kur'an ne buyuruyor? İnne şerret devab. Bakın, inne şerret devab. En şerli varlık nedir? En şerli varlık, en şerli varlık summun, bukmun, umyun. Gözleri olup görmeyenler, kulakları olup duymayanlar, kalpleri olup derk etmeyenler, idrak etmeyenler. Ulaike kel en'am. Bakın, inne şerred devab. Varlığın en şerlisi. Onlar dört ayaklı hayvanlara benzerler. Beluhum ezel. Hatta ve hatta onlar dört ayaklı hayvanlardan daha da aşağılıktırlar. Demek ki yanlış yoldan doyuma insan ulaştığı zaman o insan hayvanileşmekte ve hatta hayvandan daha aşağılık olmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de yanılmıyorsam En'am suresinde olması lazım. Bir kişiye Allahu Teala bir kişiye örnek verdiği zaman neyin örneğini veriyor? O köpeğe benzer. Onun durumu köpeğin durumuna benzer. Dilini dışarı sarkıtmış, üstüne varsan da sana hırlar, arkanı dönsen de sana hırlar. Bakın, burada anlatılan bir insan profilidir. Bu ayette anlatılan bir insan profilidir. Ama hangi insan profilidir? Hayvanileşen insan profilidir. Bundan dolayı nefsimizi eğitmek zorundayız. Eğer biz nefsimizi mağlup etmez isek, nefsin eğitimi nefsin mağlubiyeti ile gerçekleşir. Nefsimizi eğitmez isek, Ragıp kardeşim, aklımızı nefsimize galip getirmez isek, biz o zaman nedir? La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen bir putperest oluruz. Evet. Bu mümkün müdür? Mümkün. La ilahe illallah diyen bir putperest. Bakınız, Câsiye suresinin 23. ayeti buyuruyor ki: Eferaeyte men ittehaza ilahehu hevah. Heva ve hevesini kendisine ilah edineni gördün mü? Dikkat et. Heva ve hevesini kendisine ilah edinen. Bu ayetin üzerinde biraz duralım. Evet. Heva ve hevesin tanımını yapalım, daha net anlaşılsın hocam. Bakın, insanı Allah'tan uzaklaştıran her türlü dürtü. İnsanı günaha düşüren her türlü nefsin aleti ve oyunu. Şimdi put ve putperestlik kavramına baktığımız zaman, İslam'dan önce put ve putperestler tarihine bakıyoruz. Ağaca tapanlar vardı. İşte putperest. Güneşe tapanlar vardı. Putperest. Kendi elleriyle çamurdan veya taşlardan yontarak yaptıkları heykeller, tapanlar vardı. Al sana putperest. Hatta kadınlara tapan kavimler vardı. Putperest. Kadınlara tapan kavimler. Denize tapanlar vardı. Putperest. Bir sürü örnek vermek mümkün. Evet. Put ve putperestlerden. Bakın, bunların hepsi put ve onlara tapanlar putperest. Hatta ikinci Halife Ömer Hattab'ın bir anısı vardı bununla alakalı. Biz ki İslamiyet'ten evvel kendi ellerimizle helvadan put yapıyorduk, ona tapıyorduk diyor. Ve acıktığımızda da onu yiyorduk diyor ikinci halife. İşte çok güldüğüm ve çok ağladığım iki yer vardır. Çok güldüğü yer burasıdır. Çok ağladığı yer de kızını diri diri toprağa gömmesidir. Evet, bakınız. O günkü putperestlik
ilkel bir putperestlikti, ondan ibaretti. Bugün İslam dünyasında çağdaş putperestlik var. Çağdaş putperestler var. Bugün İslam dünyasında çağdaş put nefstir. Ve bugünün putperestleri, çağdaş putperestleri nefsinin yönlendirmesi ile hareket eden la ilahe illallah diyenlerdir. Kim olursa olsun. Evet. Nefsin yönlendirmesi ile. Akıl diyor ki, Ragıp İlbey'i bu konuda ehildir, liyakatlidir. Bu işi verin Ragıp İlbey'in eline. O yapsın. İslam'a daha çok fayda sağlar. Daha fazla Müslüman Ragıp İlbey'i yaparsa faydalanır. Ama bir diğeri yaparsa, Müslümanlar faydalansa dahi fazla faydalanmayacaklar. Çünkü o işinin ehli değil. Nefs diyor ki olmaz, Ragıp İlbey'i olmaz. Neden? Çünkü Ragıp İlbey'i benim rengimde değil. Ragıp İlbey'i bana efendim mutlak anlamda biat etmiş birisi değil. Ragıp İlbey'i benim grubumda değil, benim ekibimde değil. Ama diğeri bana biat etmiş, bana efendim bir dediğimi iki etmiyor, boyun eğmiş bana. Onun için onun elinde olacak, onun kontrolünde olacak. Bunu yaptıran iman mıdır, akıl mıdır, nefs midir Ragıp kardeşim? Nefis elbette kardeşim. Ve bunu kişi yaparken din dairesi içinde yapıyor. İman çerçevesi içerisinde, yani iman konularında bunlar yapılıyor. Din konularında bunlar yapılıyor. İman ve din konularında bunlar yapılıyor ise varın iman ve din konularının dışındaki konuları siz hesap edin. Evet. Bakın, heva ve hevesini ilah edineni gördün mü hiç? Evet gördük. Nefsiyle, heva ve hevesiyle oturup kalkan insan. Ben size, izleyicilerimize 5 tane Müslüman olmayıp da kendisini Müslüman gösteren insanı anlatmak istiyorum. Buyurun hocam. 5 tane. 5 insan mı, 5 örnek mi? 5 insan, 5 ayrı insan. 5 ayrı özelliğe sahip insan. Kafir değil bunlar. Yani biz kafiriz demiyorlar. Müslümanız diyorlar. Biz müşrikiz demiyorlar. Biz Müslümanız diyorlar. Müslümanların safında duruyorlar. Müslümanların cemaatinin içinde oturup kalkıyorlar. Müslümanlarla aynı sofralarda yemek yiyorlar, aynı sokaklarda yürüyorlar, aynı ortamlarda dolaşıyorlar. Hatta yer yer İslami bazı konularda Müslümanlardan daha fazla hararetliler, ateşliler, başı çekmekteler. Ama Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim diyor ki bunlar Müslüman değildirler, kendilerini Müslüman gösterendirler. Evet. Kur'an diyor, Mehdi Aksu demiyor. Bazen bana sosyal medyada yazıyorlar, hocam bazı sözleriniz çok ağır. Yazan da var gerçekten. Evet, ağırdır. Çünkü ne konuştuğumu biliyorum. Yarası olan mı gocunuyor? Tabii, ne konuştuğumu biliyorum. Sancının neler olduğunu biliyorum, yaranın neler olduğunu biliyorum, hastalığın neler olduğunu biliyorum. Hastalığı bilip de, sancıyı bilip de Kur'an'dan reçete sunmamak vebaldir. Reçete sunmamak uydurulmuş dine alet olmaktır. Evet. Ölene kadar Allah'ın izniyle biz indirilmiş dine göre hareket edeceğiz. İnşallah. Ve Ahveş'in keçisi olmayacağız. Biliyor musunuz Ahveş'in keçisini? Onu bu programda anlatın diyeceğim ama başka konularımız da vardı. Evet. Bir gün Ahveş'in keçisini anlatırım tamam. Size. Ahveş'in keçisi olmayacağız. Kur'an'ın keçisi olacağız. Peygamber Efendimiz'in keçisi olacağız. Ehl-i Beyt'in keçisi olacağız. Müçtehitlerimizin keçisi olacağız. Ama Ahveş'in keçisi olmayacağız. Şimdi onu da kesip yerlerden alırlar işte. Keçi alacaklarmış bunlar filan. Evet. Bakınız, Kur'an'a göre Ahveş şudur. Kısaca söyleyeyim. Bir edebiyatçıdır.
Çok usta bir edebiyatçıdır. Edebiyat kitapları vardır. Evet. Bu kendisini yetiştirirken bir keçisi varmış. Konuşurmuş, anlatırmış, karşısında keçisine sorarmış. Keçi böyle midir? Keçiden ses çıkmadığı zaman keçinin o çene tarafındaki tüylerden tutup aşağı çekermiş. Aşağı çekince kafası aşağı inermiş. Dermiş evet, keçinin kafası aşağı indiğine göre keçi beni tasdik etti. Ehveş'in keçisi buradan bir deyimdir. Bazıları kendilerine Ehveş'in keçisini arıyor. Diyor ki bana Ehveş'in keçisi lazım kardeşim. Sürüsüne bereket. Karşımdakiler Ehveş'in keçisi olsun. Ben ne dersem başlarını aşağı sarksınlar. Ben ne yaparsam başlarını aşağıya sarksınlar. Hiçbir konuda itiraz etmesinler, sadece bana nefer olsunlar. Evet, evet. Ehveş'in keçisi budur. Evet. Ve bu nefistir. Maazallah. Onun için izleyicilerimize ben 5 çeşit Müslüman, ki bunu nereden anlatıyorum onu da söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'den mi? Ehl-i Beyt'ten mi? Müslüman nema cümlesi. Müslüman nema cümlesi, yani kendisini Müslüman gösteren. Münafıkın Farsçası mı? Evet. Kur'an ne buyuruyor? Kur'an buyuruyor ki Maun suresi. Geçen hafta girememiştik evet. Oraya. Ne buyuruyor? İmam Ali'ye sorulan 7 soru 7 cevap da kalacak gibi görünüyor ama inşallah ikinci bölümde değiniriz ona. Ona da ikinci bölümde. Ben saati bilmiyorum. Şu an ne kadar vaktimiz var birinci bölüme? Birinci bölümün sonuna az bir vaktimiz kaldı. Bu 5 evet. Kişiyi anlatalım. Maun suresine girelim. Evet. İkinci bölümde bunu hızlı bir şekilde geçmiş oluyoruz. Bakınız. Ara'eytellezi yükezzibu biddin. Din gününü yalanlayanı gördün mü? Din günü. Kur'an bakın bir kapı açıyor. Din günü. Din gününü yalanlayan kimdir? Din gününü yalanlayan kafir hükmündedir. Evet. Kıyameti yalanlıyor. Ahireti yalanlıyor. Kimmiş bu din gününü yalanlayan? فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَتِيم. Yetimi itip kalkanlar. Eğer bir Müslüman camiada, toplumda yetim varsa, yaşlılar o yetime baba olmamışsa, kadınlar o yetime anne abla olmamışsa, gençler o yetime kardeş olmamış ise, o toplumun tamamından Allah hesap soracaktır. O çok sert oldu. Hepsinden Allah hesap soracak. Neden? Yetimin İslam'daki hükmü de ağırdır. Evet. Yetime lakayt olmanın cezası da ağırdır. Yetimin başına el çekmek kadar hafif olan bir şeyin sevabı da fazladır. Bakın el çekmenin zoru nedir yani? Yetimin başına şefkatle bir el çekiyorsun. Sevabı bir o kadar fazladır. Lakayt olmak, sorumsuz olmak cezası bir o kadar büyüktür. Kur'an öyle buyurur. فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ. Yetimi dışlayanlar, yetimi itip kalkanlar. Buradan söylüyorum ben. Hazreti Fatıma'nın yetimlerini, özelde yani Ehl-i Beyt'in evlatlarını, seyyidleri, itip kalkanlar Müslüman, la ilahe illallah diyen Müslüman görünümlü insanlardı. Bakın. Hazreti Fatıma'nın yetimlerini onlar ittiler, kalktılar. Evet. وَلَا يَهُضَّ عَلَى تَعَامِ الْمِسْكِنِ. Müslüman değil ama Müslüman görüntüsünü veriyor. Kimdir ikinci maddedeki? يَهُضَّ عَلَى تَعَامِ الْمِسْكِنِ. Miskinin yemeğine karşı duyarsız olanlar. Açtır. Yemeğe ihtiyacı vardır. Senin de doyurmaya imkanın vardır ama nedir? Vazifeni yapmıyorsun. Madde 2. Madde 3. فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ. Vay olsun namaz kılanların haline. Vay olsun namaz kılmayanların haline buyurmuyor. Evet.
vay olsun namaz kılanların haline. Namaz kılmamanın İslam'daki, Kur'an'daki hükmü belli. Muzzemmil veya Muddessir suresinde buyuruyor. Ma salakakum fi saqar lam nakum minel musallin. Onlara kıyamette sual olunacak, sizi Sakar kuyusuna atan şey nedir? Sakar cehennemde bir kuyunun adıdır. Evet. Sizi Sakar kuyusuna atan şey nedir? Onların kendisi şu cevabı verecekler. Lem nekum minel musallin. Biz namaz kılanlardan değildik. Namaz kılanlardan değildik. Yani namaz kılmayanların hükmünü Kur'an belirlemiş. Sakar kuyusu. Ama Maun suresinde buyuruyor ki feveylun lil musallin. Vay namaz kılanların haline. Kimdir bu namaz kılan? Din gününü yalanlayan. Bak, din gününü yalanlayan. Bir taraftan namaz kılıyor, bir taraftan din gününü, kıyamet gününü yalanlıyor. Neden? İmam Cafer Sadık, İmam Muhammed Bakır aleyhisselam'dan hadis var. Namaz nedir? Nedir namaz? Eğer namazınızdan sonra günaha doğru gitmiyor iseniz namazınızın kabul olduğundan emin olun. Namazınızdan sonra günahla meşgul oluyor iseniz bilin ki o namaz batıldır. Boştur. Kur'an buyuruyor. İnne salate tenha anil fahşai vel munker. Namaz insanı her türlü fehşa, münker yani günah ve kötülükten uzak tutar. Her türlü günah ve kötülükten uzak tutar. Müslüman namaz kılıyor ama günah ve kötülüklerin anasını yapıyor. Günah ve kötülüklerin anasını yapıyor. Namaz kılıyor. Nedir günah ve kötülüklerin anası? Yalan konuşmak. Müslüman yalan konuşmak ibadetmişçesine ona sarılmış. Sanki ibadetmiş gibi. Namaz kılıyor, günahların daniskasını yapıyor. Nedir? İftira, gıybet, kin. Bakın. İftira, gıybet, kin, bakın tamahkarlık. Bunlara baktığın zaman şeytan zaten diyor öyle günahlar vardı ki insanı sonunda küfür vadisine götürür. Onlardan biri nedir? Tekebbürdür. Namaz kılan da var. Onlardan biri nedir? Tamahkarlıktır. Namaz kılan da var. Hepsinden hayır, hepsinde değil. Ama bu şekilde namaz kılan da yok değil. Gıybet öyle öz kardeşinin öle etini yemektir. Var namaz kılan bazılarında. İftira geçen hafta arz ettik gökyüzünden ağır günahtır. Kabe'de 36 defa insanın öz annesiyle yapacağı günahtan daha ağır günahtır. Ama namaz kılan bazılarında iftira var. Şimdi anladık mı? Kur'an neden buyuruyor? Feveylun lil musallim. Vay olsun namaz kılanların haline. Hangi namaz kılanlar? Böyle namaz kılanlar. İman büyük sıkıntıda yani. Hem de çok büyük sıkıntıda. İşte böyle namaz kılanlardı ki gittiler gurbeten ilallah İmam Hüseyin'i öldürdüler. Ve bugün İmam Hüseyin'le Yezid karşı karşıya gelse, bugün de bu tarz namaz kılanlar Yezid'in yine yanında yer alacaklar. Evet. Bakınız, kişi namaz kılıyor, namazını kendisiyle beraber mezara götürüyor. Mezara götürüyor o namaz. Oruç tutuyor, orucunu kendisiyle beraber mezarına götürüyor. Hacca gidiyor, haccını kendisiyle beraber mezarına götürüyor. Zekatını veriyor, zekatını kendisiyle beraber mezarına götürüyor. Elinden geldiği kadar sadakalar veriyor, kendisiyle beraber mezarına götürüyor. Velayete imanı var, velayeti kendisiyle beraber mezarına götürüyor.
Ama bazıları bu dünyada bunları yapmalarına rağmen ne yazık ki mezarına götüremiyor. Bu dünyada bunları katil ediyor. Katili kendisidir. Bakın bu ibadetleri katilidir kendisi. İmam Sadık Aleyhisselam buyuruyor, kaynak da vereyim. Şeyh Abbas Kombi'nin Ahiret Menzilleri kitabında, Türkçesi de var, alsınlar okusunlar, tavsiye ediyor. İnsan mezara girdiği zaman insanın başucunda, ayak ucunda, sağında, solunda, yukarısında, altında 6 tane nur oluşacak. 6 tane nur. Başın ucunda duran nurun nuru diğerlerinin nurundan fazladır. Ve başın ucunda duran nur diğerlerine teker teker soru soracak. Siz kimsiniz? Sağdaki diyecek ki ben namazım. Dünyada bu adam bana sahip olduğu için burada da benim bunu sağ taraftan korumak sorumluluğumdur ve vazifemdir. Sağ taraftan gelecek azapları korumaktayım. Soldaki diyecek ben orucum. Karşıdaki diyecek ben, ayak ucundaki diyecek ben haccım. Bir ara hepsi bir şey söyleyecek. Konum bu değil. Ve bu beşi birleşecek, diyecek ki sen kimsin, bizi sorguluyorsun. Ve senin nurun tek başına bizim hepimizin nurundan fazladır. Sen kimsin? O da diyecek ki ben Ali Muhammed'in velayetinin nuruyum. Bu kişi bana dünyada sahip olduğu için burada da benim bunu sahipsiz bırakmamam gerekiyor. Sorumluluğumu yerine getir, bunu azaptan korumam gerekiyor. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'dan Şeyh Abbas Kumbi'nin Menazülül Ahire isimli kitabında nakledilen bir hadis. Bakın mezara 6 şey girmiş mi? Girmiş. Ne mutlu bunları mezara götürebilenlere, ama bazıları bunları götüremeyecek. Hı hı. Namaz kılmış, bu dünyada öldürmüş. Hacca gitmiş, bu dünyada öldürmüş. Oruç tutmuş, bu dünyada öldürmüş. Öldürmese zaten Allah Maun suresinde vay olsun namaz kılanların haline diye buyurmaz. Demek ki birileri kıldığı namazı öldürmüş ki, öldürecek ki Allah buyurur vay olsun namaz kılanların haline. Nasıl öldürmüş? Adam namaz kılıyor, kıldığı namazı kıldığı camide öldürüyor. Dışarıya bile çıkarmaya müsaade etmiyor. Dışarı bile çıkmasına müsaade etmiyor. Orada öldürüyor. Namaz kılıyor. Arkasında namaz kıldığı imamın gıybetini ederek namaz kılıyor. Arkasında namaz kıldığı imama kaş göz işareti yanındakine yaparak namaz kılıyor. Ve o imamın arkasında namaz kılıyor. Namaz kılıyor, aynı safta olan Müslüman kardeşinin kaş göz alaylı hareketler yaparak, gıybetini yanındakine yaparak namaz kılıyor. Namaz kılıyor, merdivenlerden inerken gıybet ederek iniyor ve namaz kılıyor. Kimisi orada öldürüyor, kimisi merdivende öldürüyor, kimisi caminin çıkışında öldürüyor, kimisi evine götürüp evinde öldürüyor kıldığı namazı. Ve Kur'an-ı Kerim böyleleri hakkında bize ne diyor? Onlar din gününü yalanlayanlardır. Eferaeytellezi, bakın yükezzibu bir din, sen din gününü yalanlayanı gördün mü? Kimdir bu din gününü yalanlayan? Vay olsun namaz kılanların haline, hitabına muhatap olan. Kim bu hitaba, bu ayete? Kim, hangi Müslüman muhatap ise o Müslüman, Müslüman nemadır. Yani kendisini Müslüman gösteren Müslümandır. Hakikatte Müslüman değildir. Evet. Toparlayalım, araya gidelim hocam. Evet. اَلَّذ۪ينَهُمْ يُرَاءُونَ اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي سَلَاتِهِمْ صَاهُونَ Onlar, اَلَّذ۪ينَهُمْ اَنْ صَلَاتِهِمْ صَاهُونَ Onlar namazlarında gevşektirler. Artı اَلَّذ۪ينَهُمْ يُرَاءُونَ Onlar riyakardırlar. Riyakar. Toparlayalım dediğiniz için kısa geçiyorum. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ Ve onlar muhtacı reddedenlerdir. Evet. Dolayısıyla bakın 5 tane maddeye bakıyoruz. Allah-u Azze ve Celle bizleri ve ekran başında izleyicilerimizi buradaki Müslüman nema, kendisini Müslüman gösteren 5 kişiden etmesin, bu ayetlere muhatap olanlardan etmesin bizler. Amin inşallah. Allah-u Teala bize emretmemiş mi? Bizden söz almamış mı? Elem a'had ileykum ya beni Adem en la ta'budu şeytan. Ey insanoğlu, ben senden söz ahd misak almadım mı ki şeytana kulluk etme diye.
Allah bunun sözünü bizden almasına rağmen Yasin suresinin 60. ayetinde insan kimisi açık velet olarak küfür ve şirk vadisinde, kimisi ise Müslümanların içinde safında ama nifak vadisinde. Nifak vadisinde. Dolayısıyla bizim insan olarak galip gelmemiz lazım. Evet. Ragıp kardeşim, galip gelmemiz lazım. Neye galip gelmemiz lazım? Nefse galip gelmemiz lazım. İnşallah galip gelenlerden oluruz. İnşallah. Geçelim. Hazreti İmam Ali Aleyhisselam'a sorulan 7 soruda sadece iftirayı cevaplandırmıştık. 6'sı kalmıştı. Hani hızlı bir şekilde değerlendirelim. Canlar da çok merak ediyorlar. Meraklarını giderelim hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Tekrar diyelim. Bakınız, Hazreti Ali Aleyhisselam'ın yanına 420 kilometrelik mesafeden yoldan gelip de, ya Ali 70 fersah yoldan geliyorum, evet, 7 sorunun cevabını almak için. Sorularından birisi şu idi: Eyyü şeyin a'zamu mines sema, gökyüzünden daha büyük ve daha ağır olan şey nedir? Hazreti İmam Ali Aleyhisselam buyurdular ki, temiz ve suçsuz insana iftira atmak gökyüzünden daha ağır bir günahtır, daha büyük bir günahtır. Ki bunu geçtiğimiz hafta konuştuk ve ben bu noktada izleyicilerimize özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü bu konu üzerinde çok talep geldi, hocam bu tür konuları sık sık konuşunuz, evet, diye. Evet. Sık sık bu konuları konuşun. Çünkü İslam dünyasının bu günahların ağırlığına ve büyüklüğünü bilmelerine ihtiyaçları var. Bilmemiz gerekiyor, evet, diye. İkinci sorusu şu idi: yeryüzünden daha geniş olan şey nedir? Hazreti Ali buyurdular ki, el-hakku evsa'u minel arz. Hak yeryüzünden daha geniştir. Bu cümlenin anlamı nedir? Bakın, Hazreti Ali Aleyhisselam hakkı öyle bir şekilde tanımlıyor, hakkın mesafesini, hakkın sınırlarını öyle bir şekilde tanımlıyor ki, insanlığın üzerinde yaşadığı yeryüzünden daha geniş olarak tanımlıyor. Biz yeryüzünün, yer küresinin üzerinde yaşıyoruz ve hak bundan daha geniş. Bu cümlenin anlamı nedir? Hak bunca genişliğine rağmen insan hak olmayanı yapıyor ise, hak olmayanın peşine gidiyor ise, vay olsun o insanın haline. Hesabı ağır olacak. Neden? Bu kadar geniş olmasına rağmen seni hak olmayana götüren, seni batıla götüren sebep nedir? Niye gittin? Hı hı. Önünde hak, sağında hak, solunda hak, arkanda, üstünde, altında, her tarafında hak. Bu kadar geniş olmasına rağmen neden gittin? Hak yeryüzünden daha geniştir sözünün anlamı bu. Üçüncü soru: yetimden daha zayıf olan şey nedir? Yetimden daha aciz olan şey nedir? Yetim zayıftır, yetim acizdir, kimsesi yoktur, ondan zayıftır, ondan acizdir. Buyurdular ki, Nemaimul vuşat
اَزْعَفُ مِنَ الْيَتِيمِ. Nemaimul vaşat nedir? Bazılarının mesleğinden söz ediyor Hazreti Ali aleyhisselam. Bazılarının meşguliyetinden söz ediyor Hazreti Ali aleyhisselam. Söz götüren, söz getiren, laf taşıyıcılığı yapan bu insan, bu insan yetimden acizdir. İki Müslümanın arasını açmak için burada biraz duralım değil mi? Evet evet, ben de onun işaretini yapıyorum, onu biraz açıklayalım diye. İki Müslümanın arasını açmak için, iki dostu birbirine nefret ettirmek için, iki kardeşi birbirine düşman etmek için, kadını kocasına, erkeği hanımına nefret ettirmek için, yuva yıkmak için, bu taraflar arasında gidip gelmek. Gidip gelmek. Ama neden yetimden daha aciz, onu henüz anlamış değiliz. Geleceğim, ona da geleceğim. Zavallıdır böyle adamlar, yani hastadır böyle adamlar. Bakınız Ragıp kardeşim, burada bir gidip gelmek var değil mi? Bir taraftan bir tarafa gidiyor, bir taraftan bir tarafa gidiyor. Ama bu gidiş geliş nedir? Hayra şeytanidir, hayra değil. İnsanın iki çeşit yürümesi vardır. Bir rahmani yürümek var, bir şeytani yürümek var. Bu konuda rahmani yürümek nedir? Bu konuda. Hazreti Ali aleyhisselam ölüm döşeğinde oğlu İmam Hasan ve İmam Hüseyin aleyhisselama buyurdu ki, evlatlarım, dedeniz Resulullah'tan işittim. Kim iki Müslümanın arasını bulmak için bir adım atarsa, bakın hadise iyi dikkat edelim. Hadis analizi çok önemlidir. Evet. Buyurmuyor ki kim iki Müslümanı bir adım atarak barıştırırsa, böyle şey yok hadiste, bak bu cümle yok. Kim iki Müslümanı bir adım atarak arasını bulsa, böyle bir kavram yok. Buyuruyor ki sen şu niyetle bir adım atıyorsun. Şu iki Müslümanın arası açıktır. Ben bir adım atayım, bunların arasını bulayım. Adımını attım ve muvaffak olamadım. Sana Allah sevap vermeyecek mi? Sen temiz ve halis niyet ile adım atmışsın. İster onlar barışsın, ister barışmasın. İster onların arası bulunsun, ister bulunmasın. Sen o niyetle hareket etmişsin. Hadis bunu söylüyor. Evlatlarım, kim iki Müslümanın arasını bulmak için bir adım atarsa, attım, sevabı nedir Allah'ın katında? O bir adıma Allahu Teala hiç ara vermeden bir yıl boyunca oruç tutan insanın oruç sevabı ile geceleri sabahlara kadar ara vermeden namaz kılan insanın namaz sevabını yazar. Neye? Bir adıma. Allahu Ekber. Müslüman, sen Allah'tan bela mı istiyorsun ya? Bak Allah senin önüne ne kadar az zahmete dünyalarca sevap bırakıyor. Az zahmet, bir adıma o kadar sevap. 50 adım attın, 50 yıl. Namaz 50 yıl oruç. 100 adım attın, 100 yıl. 1000 adım attın, bu iş için 1000 yıl. Değmez mi? 1000 adıma bu kadar sevap değmez mi? Ya cennetin hesabını yapan bir insan var ya, bakın bazı şeyler vardır. Çok kolaydır, yapmak çok kolaydır. Sevabı da çok büyüktür.
cennet kaygısında olanlar, cehennemden korkanlar yapılması kolay, sevabı büyük olan şeylere her gün yapmalılar. Mesela hanımının eline bir bardak su veren insana Allahu Teala bir yıllık sevabı yazar. Akşam sürahi verelim o zaman. Evet, verelim. Hanımlarına bir bardak su. Ya şu bir bardak suda ne var? Şu bir bardak suda ne var biliyor musunuz? Kadının kalbinin mutluluğu var. Kadının kalbinin huzuru var. Yani Allah şunu diyor, erkek sen ki hanımının kalbinin mutlu olmasına sebep oldun. Kadının kalbini mutlu etmek ne kadar Allah katında önemli bir ibadet. Bir de kırmanın vebalini varın düşün. Evet. Bir de kırmanın günahını varın düşünün. Parçalamanın günahını varın düşünün. Konumuz bunlar değil. Bunları ben aile hukuku kitabımda genişçe yazmışım zaten. Bakınız. Şimdi iki Müslümanın arasını bulmak için atılan bir adımın sevabı bu. Ragıp kardeşim, iki Müslümanın arasını vurmak için atılan adımın günahı nedir acaba? Onun için dedim, bir de bunun tersini düşünün. Şimdi bu adımın, bu müsbet ve olumlu adımın olumsuzunu düşünün. İki Müslümanın arasını vurmak için gidiyor. Gidiyor, ona diyor ki falanca geçen de senin hakkında böyle bir şeydi, çok rahatsız oldum. Hatta cevabını da verdim ama çok rahatsız oldum, bilmen isterim. Falanca da sinirleniyor haliyle, değil mi? O da insandır, kızıyor, sinirleniyor. Bak, bu örnek çok güncel bir örnek. Evet, çok evet. Güncel bir örnek. Çok önemli bir örnek. Yani dikkat etmenizi rica ediyorum çünkü bu düşülen hatalardan evet. Bir tanesi. O da haliyle kızıyor, sinirleniyor, insandır. Hı hı. Öfkesinden dolayı bir iki cümle de o söylüyor. Bir iki cümle de söylüyor, bu da dinliyor. Geliyor bu defa bu teksinin yanına. Diyor ya sen falancayla dostsun, ahbapsın, iyi, güzel de kardeşim. Geçen de senin hakkında böyle böyle şeyler söyledi. Artık demiyor ki ben ona böyle dedim, o da bundan dolayı böyle bir cevap verdi. Bunu da söylemiyor. Bu da rahatsız oluyor. Bakın dikkat edin. Böylelikle nedir? İki insanın arasındaki dostluk, ulfet, sıcaklık soğumaya başlıyor. Zamanla o soğukluk buza dönüşüyor. Zamanla o buz nefrete dönüşüyor. Zamanla o nefret düşmanlığa dönüşüyor. Evet. Aynı şey karı koca arasında yapılıyor. Aynı şey karı koca arasında, aynı şey kardeşler arasında yapılıyor. Evet. Arkadaşlar arasında yapılıyor, ortaklar arasında yapılıyor. Bunu yapanlar var, bunu yapan şeytan askerleri var. Ve bunu yapan şeytan askerleri de Müslümanlıktan mangalda kül bırakmaz kimseye. Evet. En iyi Müslüman da onlardır. Evet. Bakın en iyi Müslüman onlardır. Şimdi Hazreti Ali aleyhisselam buyuruyor ki bunlar yetimden daha acizdirler. Yetimden daha zayıftırlar. Bakınız Nefis Tezkiyesi Cihad-ı Ekber kitabında bir olay yazmışım. Madem laf buraya geldi anlatayım o olayı. Anlatmaya da niyetim yoktu. Söz buraya gelmişken anlatayım. Adamın bir tanesi, yaşlı birisi hem de, bir tanesi, yani bir ayağı o tarafta, ya Allah'tan kork. Bugün yarın gideceksin, tabut içerisinde omuzlarda taşınacaksın. Bir tanesi gidiyor bir kabilenin gençlerinin yanına, diyor ki, ve bu kendisini iyi bir Müslüman gösteren birisi. Kabilenin gençlerine diyor ki, yazıklar olsun sizlere. Şu anda sizin babanız mezarda kemikleri sızlıyordur. Babanız benim çok iyi bir dostumdu. Ben şu anda falan kabileden geliyorum. Falan kabilenin gençleri hazırlanmışlar sizin babanızın mezarını sökmek için. Mezara doğru ellerine kazma kürek gidiyorlar. Hatta bazıları da diyordu ki gidelim o adamın çocuklarını dövelim sonra mezara gidelim. Buraya da gelebilirler. Siz nasıl bir evlatsınız ki babanızın mezarına küfür ettiriyorsunuz? Ve babanız benim çok iyi dostumdu. Ah vah ederek kendisini bunlara inandırıyor. Bu gençler diyorlar ki
ya bu amca doğru söylüyorsa, onlar eğer ellerinde kazma, kürek, sopa ile bizim mahallemize baskına gelirler ise, kadınlarımızın, çocuklarımızın içerisinde biz zor durumda kalırız. İyisi mi biz onları köyün dışında önlerine çıkalım, yollarını keselim. Bunlar ağaçlarını alıyorlar, onların köyüne doğru gidiyorlar. Bu yaşlı ise kestirme yoldan diğer köye gidiyor, diğer kabileye gidiyor. Bunlara söylediğinin aynısını onlara söylüyor. Yazıklar olsun sizlere, sizin babanız benim dostumdu. Falan kabilenin gençleri sizin babanıza küfür ediyordu. Şimdi de toplamışlar, buraya sizi dövmeye geliyorlar. Bunlar da aynı şekilde düşünüyorlar. Diyorlar ki onların önünü keselim. Ağaçlar alıp çıkıyorlar. Bakın. Yaşlı gidip saklanıyor bir tepenin arkasına. Şu iki grup birbirleriyle karşılaşıyor. Her iki grup da nasıl doğuyor diyor, biliyor musun Radup kardeşim? Allah hacı amcadan razı olsun. İyi ki bize haber vermiş. Bize haber vermeseydi bunlar bizi gafil avlayacaktı. Çocuklarımızın, kadınlarımızın içerisinde bizi gafil avlayacaktı. Bakın bu grup kendi içinde bu şekilde dua ediyor. Öteki grup da yine kendi içinde aynı şekilde dua ediyor. Ama iki grubun da haberi yok ki bunları o noktaya getiren bu adamdır. Bu söz götürüp söz getiren insan bunları o noktaya getirmiş. Bunu bir tepenin arkasında pusuda bekliyor merakla. Şeytan da böyledir. Şeytan da böyledir. Şeytan geliyor bunun yanına, diyor ne bekliyorsun? Diyor ki işte şu iki genç grubu birbirine düşürdüm. Burada kaç kişinin işte başı kırılacak, kaç kişinin gözü çıkacak, kaç kişinin kolu kırılacak, kaç kişi yaralanacak, kaç kişi ölecek? Merakımdan dolayı bekliyorum. Sen ne bekliyorsun diyor. Şeytana soruyor bu. Diyor ben de şu harabeye bir tane izleyicilerimden özür diliyorum, beni bağışlasınlar. Diyor ben de şu harabeye bir namahrem kadınla bir namahrem erkeğe vesvese ettim. Onları o harabeye gönderdim. Onların zina etmelerini bekliyorum. Bu yaşlı şeytana diyor ki gülerek, sen diyor şeytansın. Beklediğin ve düşündüğün şeye bak. Ben de insanım, benim yaptığım şeye bak. Benim işim seninkinden daha büyük. Biraz sonra kaç kişi ölecek, kaç kişinin başı kırılacak. Sen ise bir tane kadınla bir erkeğin zina etmesini bekliyorsun. Şeytan gülümsüyor. Diyor yanılıyorsun. Benim işim seninkinden daha büyüktür. O diyor neden? Diyor çünkü o kadınla o erkek orada zina ederse senin gibi birisi dünyaya gelecek. Senin gibi birisi de dünyaya geldiği zaman bu tür işleri yapacak. Dikkat ettiniz mi şimdi? Evet. Şeytan güzel kapak yapmış halk deyimiyle. Laf getirip laf götürerek insanları birbirine vuranlar, kadını kocasına, erkeği hanımına, kardeşi kardeşine, dostu dostuna, ortağı ortağına, Müslümanı Müslümana düşman edenler nutfelerini bir yoklasınlar. Benim nutfemde ne var ki ben bunları yapıyorum diye. Nutfelerini yoklasınlar. Şeytan ne diyor? Onlar zina edecek, senin gibi birisi dünyaya gelecek. Bunlar hikaye değil. Bunlar vakıa. Hazreti İmam Ali aleyhisselam buyurur ki insan başkasından sana laf getireni dostun sanma. Zira başkasından sana laf getirdiği gibi senden de başkasına götürmektedir. Aklını başına devşir ya, yazık etme kendine Müslüman. Niye başkasından sana laf getireni kendine dost kabul ediyorsun, seni seven olarak addediyorsun? Hayır, senin en büyük düşmanlarından birisi başkasından sana laf getirendir. Sen ona şunu demen lazım. Kardeşim sen mümin misin ve sen beni seviyor musun? Mümin olanın ve gerçekten sevenin sorumluluğu şudur. O eğer benim hakkımda o sözü orada dediyse senin orada onun cevabını verip onu susturman gerekirdi. Orada duyduklarını bana getirmen İslam ile uzaktan yakından alakası yoktur. Evet. Müminlikle bağdaşmaz, insanlıkla bağdaşmaz. Senin orada onun cevabını vermen gerekirdi. Sen vermemişsin, onun söylediklerini bana getirmişsin. Bu doğru değil. Evet, mümin olmak zor iş. Elbette ki. Yetimden daha zayıf olan, kısa geçiyorum artık Ragıp kardeşim. Ha, bu hikaye hani yaşanmış olay çok tesirliydi yani. Nefis Tezkesi kitabında yazmışım. Haftaya inşallah Nefis Tezkesi kitabında buraya gelir. Daha fazlası için Nefis Tezkesi'ne bakabilirsiniz. Evet.
Evet. Ateşten daha sıcak olan şey nedir? Tamahkarlık, hırs ateşten daha sıcaktır. Buzdan daha soğuk olan şey nedir? Cimri bir insana el açmak buzdan daha soğuktur. Okyanustan daha zengin olan şey nedir? Kanaatkar insan. Okyanustan daha zengindir. Ve taştan daha sert, taştan daha katı olan şey nedir? Kalbul kafir. Kafirin kalbi taştan daha sert, taştan daha katıdır. 7 cevap bundan ibaret. Evet. Bunları öğrendiğimiz iyi oldu. Soru cevap bölümümüze geçelim. Değerli dostlar, soru cevap bölümündeyiz. Şu andan itibaren sizler de yayınımıza telefon ile bağlanabilirsiniz. Merak ediyorum bakalım bu hafta hangi şehirlerden, hangi ülkelerden arayacağız. Aranacağız. Hem Avrupa'dan, Asya'dan, Anadolu'dan, Trakya'dan çok güzel telefonlar alıyoruz. Teveccühünüz için çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Şunun da duyurusunu yapayım sizlere. Programın sonunda da keza hatırlatacağım. Çünkü çok harika bir sinema filmiyle buluşturacağız sizleri programımızdan sonra. Elveda Dost isimli sinema filmi yayınlanacak. Tabii ben yolda olacağım, izleyemeyeceğim ama tekrarını izleyeceğim. Siz kaçırmayın, belki bana anlatacaklar olur bunların içerisinde. Soru cevap bölümümüze geçtik. İlk sorudan başlayayım ben. Nefis ve ruh arasındaki fark nedir hocam? Şöyle söyleyeyim. Ruh insanın hakikatidir. Ruh insanın özüdür ve ruh insanın aynasıdır. Nefs ise o aynayı lekelemeye çalışan imtihan vesilesidir. Biz eğer bu imtihanda nasıl altını madenin o kendi özünün içinden almak için 180 derecenin üzerinde ateşin içerisinde onu yakmamız gerekiyor ise, yani yanması lazım. Onun yanması lazım ki altının özünü biz alabilelim. Ruhun da tamamen saflığını ölene kadar koruması için yanması ve o aynasını nefsin vesilesiyle lekelendirmemesi lazım. Nefs aslında insan için rahmettir. Çünkü imtihan vesilesidir. Şimdi ben onu soracaktım. İyi nefs, kötü nefs diye bir şey var mı? Tabii ki. Bütün nefisler aynı mı? Tabii tabii. Bakın 7 çeşit nefs vardır. Mesela nefs-i emmare ki biz bugün bir miktar ondan konuştuk. Vesvese veren mesela, nefis. Tabii nefs-i levvame vardır mesela. Nefs-i levvame. Nefs-i mutmainne vardır. Nefs-i raziye var. Şunu Türkçelerini söylüyorum yani. Arapça kursuna gideceğiz ya da siz bize Türkçesini öğreteceksiniz. Nefs-i levvame, insan bir yanlış yaptığı zaman insanı kınayan nefs. Yeter artık diyor. Hı-hı. Akıllı ol diyor. Bu iyi bir nefstir. Nefs-i mutmainne. Ayette de vardır. Ya eyyetuhan nefsül mutmainne tirci'i. Bakın. Nefsi ey mutmainne nefs. Yani kendisinden emin olan nefs. Dön Rabbine. Nefsi raziye, razı olan nefs, Allah'tan razıdır. Allah'tan öyle bir şekilde razıdır ki Allah da ondan razıdır. Şimdi bu 7 nefs hepsi bir mi? Hayır, farklı, hepsi farklı ayrı nefisler, ayrı nefsler. Farklı kişiliklerde. Elbette, farklı karakterler. Evet, ki hangi insan bu 7 nefsin içerisinde hangi karakteri, hangi özelliği ön plana çıkarırsa o nefs onda ön plana çıkar. Mesela nefsi emmare. İnsan yani nefsini kontrol eden, nefsi değiştiren insan. Elbette ki. Mesela nefsi emmare diyoruz. Bir insan nefsi emmareyi beslerse daima kötülük yapar. Hayır yapmaz, hatta yapılan hayırlara karşı da çıkar. Menna'un lil hayr ayeti var Kur'an'da, Kalem suresinde. Menna'un lil hayr. Onlar hayra engel olurlar. Hayra engel olanlar kimlerdir? Nefs-i emmarelerini, yani kötülüğe emreden nefislerini güçlendirenlerdir. Nefs-i raziye var. Razı olan nefs. Razı olan nefs hayır yaptığı gibi hayra da teşvik eder. Evet. İnsanları hayra yönlendirir. Bu arada ben özellikle bana gelen var. Telefonumuzu alalım o zaman. Öncelikle. Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Altyazı